İkinci maçındasınız. Eyüp'ten bir galibiyetle ayrıldı takım. Bugün de evimizde bir puan aldı. Aslında keyifli de bir oyun vardı. Çok baskılı olduğu dönemler oldu ama Etimes Kut bu sene beraberliği biraz seven bir takım profili sergiliyor. Ya şimdi tabii ki istikrar futbolda çok önemli. Yani bizim gönlümüzden geçen İstanbul'da kazandığımız Eyüp Spor müsabakasının perçinleştirmek. Yani istikrar. Bugün de burada kazanmak için sahaya çıktık. Yani çocuklar elinden gelen en iyisini yapmaya gayret sarf ettiler. Yani daha iyi olabilirdik. Özellikle girdiğimiz pozisyonlarda yani son vuruşu, gol vuruşu neticeyi getiriyor zaten. Direkten döndü yani. Uzaktan bir vuruştu. Tabii çok, çok güzel bir vuruştu. Gol olsa daha mükemmel olacaktı. Ama onun dışında daha net pozisyonlarımız var. Yani bunları daha çok çalışacağız. Çünkü yakaladığın zaman atacaksın. Yani futbol tabii görsel bir oyun. Oyunu güzelleştireceksin, pozisyona gireceksin. Ama o güzel oyunu bir de skorla almasını da öğreneceğiz inşallah yani. Şimdiye kadar geçen hafta izleme şansım olmadı. Bu hafta izlediğim kadro Adnan Hoca'nın oyun sistemine yakın bir sistemdeydi. Siz kendi oyun sisteminizi daha sanırım entegre edemediniz. Yok. Felsefenizi entegre edemediniz. Yoksa takım kadrosu bu şekilde. Yok. Şimdi Adnan Hoca'ya tabii sonsuz teşekkür ediyoruz. Ondan şu an bayrağı biz aldık. Biz yeni geldiğimiz için futbolculara bir anda değişim yapma şansı yok. Yani devre arası yapacağımız çalışmalarda, antrenmanlarda yani bizim ne istediğimizi futbolcularımız bunu daha iyi algılayıp sahada bunu uygulayacaklar. Yani koşan, mücadele eden, pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Yani bugün de çocuklar istekli ve arzuluydu. Yani ben mesela özellikle son 46. dakikada yenen okulu kabul etmiyorum yani. Çünkü orada artık varını yoğun ortaya koyup daha dikkatli olmamız gerekiyordu yani. Bir anlık gaflet orada rakibe bir şans verdik, gol oldu. Ha ondan sonra ikinci yarı oyuna iyi başladık. Zaman zaman pozisyonlara girdik. Net pozisyonlarımız var. Ama işte bunları gole çevirmen gerekiyor. Gole çevirdiğin zaman her şey daha farklı olur. Ama biz daha çok çalışarak yani futbolcu arkadaşlarımız ne istediğini daha da iyi alıp sahada uygulayıp neticesini de almasını bileceğiz yani. Hocam geçen sene Etimes Kut playoff'u son dakikada kaçırdı. Evet. Bu senede ciddi bir hedef vardı ve direkt olmasa dahi playoff'tan çıkma gibi bir hedef vardı. Etimes Kut'u bu hedefinden uzaklaşmış olarak görelim mi? Yoksa Etimes Kut mücadelesini sürdürecek son dakikaya kadar bu hedefi kovalayacak mı diyelim? Ya bizim takımımızın her zaman bir hedefi vardır. Yani biz kalan 5 maçımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Zaten kazandığın zaman bu 3 puan sisteminde tabii 2-3 maçı aldığın zaman bir anda playoff'un içerisindesin zaten. Yani kalan 5 maçımızı kazanmak için sahaya çıkıp en iyisini yapıp İnşallah iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum yani. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Mikrofonlarımızı uzatmaya devam edeceğiz. Ne demek?